Merhaba sevgili balıklar. Selamlar sevgili balıklar. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nden Kasım ayı astroloji yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili Demet, ne diyorsun? Sevgili balıklar, Kasım ayı sizin için güzel bir ay, sürprizli bir ay, ilginç bir ay olabilir. Bu ay yine tutulmamız var. Yılın son tutulması 3 Kasım'da Akrep Burcu'nda olacak. Bir güneş tutulması yaşayacağız. 11 derece Akrep Burcu'nda. Balıkların 9. evinde olacak bu tutulma. Kuzey düğüm, Satürn, Merkür hepsi 9. evde. Merkür retro pozisyonda. Biz ani güzel bir seyahat getirebilir. Yurt dışı seyahati olabilir. İstedikleri, tabii, bekledikleri bir yüksek öğrenim fırsatı karşılarına mesela çıkabilir. Mesela bir transkript gelebilir, yurt dışı ile ilgili, evet, çok ciddi bir burs bulabilirler. Evet, evet. Yabancı ülkelere gitmekle ilgili haberler gelebilir. Başka ülkelerin vatandaşlıklarına, evet, önümüzdeki 6 ay içinde başvurabilirler, kabul edilebilirler. Bunun yanında seyahatler, yolculuklar, evet, yüksek eğitim, mahkeme ile ilgili arada kalmış sıkıntılı bir problemi çözebilirler veya bu söylediklerimizin hepsini ayrı ayrı yaşayabilirler. Hepsini Jüpiter destekliyor çünkü birçok alanda fırsatlar, şanslar balıklar için mümkün. Aslında çok da iyi bir dönem yani. Bence 17-18 Temmuz'a, evet, kadar Balık Burcu'na, evet, Venüs Oğlak Retrosu belki zorlasa bile biraz Mars'ın ileride Mart'ta yapacağı Terazi Burcu'ndaki sorunlar genel olarak balık için iyi bir dönem. Çünkü Jüpiter yengeçte, Neptün balıkta, Satürn akrepte büyük su üçgeni, evet, var gökyüzünde. Evet. Duygusal, evet, ruhsal, evet, felsefi, hayata anlamlandıran. Balık aslında insan ruhunun da temsilcisi burçlardan biridir. Çifte balık, aklın, bedenin, evet, ve ruhun birleşimidir. Evet. Ve Balık Burcu çok ilginç bir burçtur. Zaten bak Balık Burcu'na anlatırken Balık Burcu işte İsa'nın dini, Hristiyanizm, Hristiyanlıkla alakalıdır. Yay Burcu Muhammedilik dediğimiz, Müslümanlık dediğimiz dinle alakalıdır. Musevilik Akrep Burcu ile alakalıdır. Balık Burcu üzerindeki gezegenlerin çok kuvvetli olması aslında tanrısal yardımın da balık insanlarına çok fazlasıyla geleceğini gösterir. Çünkü çifte balık Hristiyanlığın sembolü aslında. Evet, evet. Böyle de bir yapısı, evet, vardır. Evet. İşte bazı balıklar sulu varlıklar, keyifli varlıklar pulludur. Pullu olan balıklar bazı konularda inatçıdır. Ne kadar duygusal ortalarda, ne kadar ruhsal ortalarda, ne kadar sulu göz ortalarda, gerçeği söylemek gerekirse keyifli bir döneme girdiklerini gösterebiliyor. Bu arada farklı bir burçta ortanızda ay burcunuz balık olsa, yükselen burcunuz balık olması bile bu olumlu etkiler ve keyifli dönemlerden yararlanacağınızı gösteriyor. Başka neler var sevgili Demet? Evet, Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor 5 Kasım'da. Balıklar için bu dönem sosyal hayatlarında, ilişkilerinde, aşk hayatlarında bir hareketlilik olabileceğini, daha fazla sosyal organizasyona katılabileceklerini gösteriyor. Bayanlarla ilgili arkadaşlıklarında gelişmeler olabilir bu süreç içerisinde. Tabii ki yani gerçeği söylemek gerekirse bayanların arkadaşlıkları, dostlukları daha fazlasıyla artıyor. Alışverişler, evet, shopping, evet, iletişim bunların daha da fazlasıyla artacağını gösteriyor ama gene de biraz maddi konulara dikkat etmek gerekiyor. Evet. Balıkların biraz daha maddi konulara Plüton, Uranüs'ün tepelerinde olduğunu, evet, unutmadan, evet, dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum sevgili Demet. Evet, devam ediyoruz. Başka, evet, nelerimiz var? 10 Kasım'da Merkür düzeliyor artık. Akrep Burcu'ndaki Merkür ileri harekete geçecek. Bu da bazı günlük hayatlarındaki iletişim sorunları varsa onları bir şekilde artık ortadan kaldırabilir. 12 Kasım güzel bir gün. Güneş ve Jüpiter arasında, evet, üçgen görünüm var. Yılın en güzel günlerinden biri. Balıklar için de çok iyi. Çünkü su grubunda olacak bu üçgen. Özellikle Mart ortalarında doğanlar için çok önemli. Güzel. Gerçekten fırsat. 10 Kasım. Bir şans oyunu oynayabilirler. Bir yatırım yapabilirler. 10 Mart, 11 evet, Mart, 12 evet. Mart, 13 Mart, 14 Mart, 15 Mart arasında doğanlar bu fırsatlarda yani ne yapın arkadaşlar? Piyangodan. Evet. Ama gidip borsadır, kumardır bunlardan uzak durun. Gerçeği söylemek gerekirse. Duygusal hayatları, romantizm üst seviyede olabilir. Kendini çok daha güzel gelişmeler olabilir. Çok da iyi gelişmeler ama, evet, bunlar valla, evet, 12'si yılın en iyi günü. Çok güzel bir gün. 12'si en iyi günü. Bir de 17 Kasım'daki bak şeye bak, Boğa Burcu'da Dolunay var. Balıklar için yine onlar da yine 3. ev konuları. Bu tutulmalar zaten daha çok biraz eğitim, evet, böyle hareketlerinde iletişimin arttığı, seyahatlerin daha fazla olabileceğini gösteriyor. Eğer ticaretle ilgili uğraşları varsa iş adamı olanlar, yani yurt dışı ile çalışanlar, o konularda da önemli hareketler olabilir. Yabancı ülkelerle ilgili konuları çok gündeme getirmiş. Evet. Yani bunun yanında bazıları medyaya çıkabilir, radyo, televizyon veya radyo, televizyonla ilgili konularda haberler alabilir, bazıları yazabilir, çizebilir. Bazı balık burçları da biliyor musun? Yani. Şey dökecekler, neydi o okumaya söktükleri zaman taktıkları kurdara var ya, okumayı öğrenecekler. Mesela bazı balık burçları için, küçükler. Mini biller okumayı sökecekler. Mesela altı şeyi de temsil ediyor bu. Bazı balık burçları yazdıklarına, çizdiklerine, yazı yeteneklerinin çok fazla olduğuna öğreneceklerdir. Ve bunları da fazlasıyla göreceklerdir. Belki internet üzerinde kendilerine blog açabilirler. Evet, internet üzerinde bir şeyler yapabilirler. İnternet üzerinde gerçekten blog açmak güzel bir olgu. Facebook'u daha fazla kullanabilirler. Kendilerini daha keyifli, daha huzurlu hissedebileceklerdir. Evet sevgili Balık, baktığımızda başka neler var? 22 Kasım'da Güneş Yay burcunda, kariyer hayatlarında enerji daha fazla yoğunlaşacak 22 Kasım'dan sonra. Tabii o zaman haftalıklarda daha detaylı 30 Kasım'da anlatırız. İşle ilgili bazı sürprizler olabilir. Ben sevgiler değil mi bunlara? Diyelim. Bye, Survarlık, sevgili Balık. Bye bye.